Alo, Safiye, sen misin kızım? Evet, ben Masar'ın annesi Menkıbe. Ya, demek evlendin ha? Neyse, ne yapalım? Ay, Şükrü'nün numarası kaçtı. 500. Alo, Şükrü, sen misin kızım? Ben Masar'ın annesi Menkıbe. Ne? Ne dedin anlamadım. Ameliyatla erkek mi oldu? Hay Allah. Yok yok yok, görüyor musun yani? Artık abine evlenecek kız bulmak aslanın ağzından midesine inmiş durumda. Evet, maalesef öyle. Bazı kızları da zaten annesi evlendirmiyor, niyeyse. Kes sesini. Biz burada abine evlendirmek için kız bulmaya çalışıyoruz. Hemen kendini araya sokma. Çok iyi yapıyorsun. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Ay 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 ay. Sen nereden çıktın böyle güzel kızım? İsmim Malmiye. Ben oğlunuz Masar'la evlenmek için geldim efendim. Ne olur hiç vakit kaybetmeden beni oğlunuza götürün. Ah, inanmıyorum, bu kadarına da pes valla. Yürüyün kızlar yürüyün. Vakit de kaybetmeyelim aman. Yürüyün kızlar. Anladım güzelim, peki. Tabii benim elimde senin 15 yıl önceki resmin var. Nereden bileyim ben öyle olduğunu, yüzün. Tamam. Olsun, ne yapalım, peki. Hadi görüşmek üzere. Vay anasını. Son olarak şu mankeni de arayayım da. Umutlarım tamamen bitsin bari. Hadi bakalım. Alo. Şükufe. Kız ne haber? Masar ben, Masar. Ya Şükufeciğim, bizim ajansın bir reklam işi var da senin gibi çok cici böyle düzgün harika bir mankene ihtiyacımız var. Yalnız bütçemiz biraz kısıtlı. Bunu da idare edeceksin. Sonraki işlerde telafi edeceğiz. Ne? Her zaman ben şeyi söylerdim. Yok canım, ne alakası var? Ben o bildiğin yapımcılara benzemem. Şükufe dinle. Çok önemli. Ne? Evlenip İran'a mı yerleştin? Oldu güzelim. Hadi eyvallah o zaman. Hadi canım, kolay gelsin. Hayatta başarılar sana. İşte umutlarım tamamen bitti. Hepsi Titanik gibi battı gitti. Bu sefer de kaybederseniz iddiayı kaybetmiş olacağınızın farkındasınız değil mi Ruhsar Hanım? Evet ama merak etmeyin, bunu kaybetmeyeceğim. Bakalım bizimki nerelerden yeni kuşum geldi. Beni görünce şaşıracak. Valide Sultan geldi. Bak abi, seni kiminle tanıştıracağız? Malmiye. Aman Allah, inanamıyorum. İşte şans diye, şans diye buna denir. Evladım sen niye böyle yeşerdin minik kuşum? Anneciğim, bu kadar güzel bir hanım karşısında yeşillenmemek mümkün mü? Sen benim mor üstü puantiyeli olmadığıma dua et. Buyurun, evime hoş geldiniz Malmiye Hanım. Bu naçiz, bu kötü evde sizi ağırlamak benim için büyük bir onur. Onur, ne kadar da güzelsiniz. Evime şerefler verdiniz. Anneniz herhalde sizi benim için doğurdu. Hamurunuzu da benim için yoğurmuş olmalı. Yani bir kız bu kadar mı güzel olur? Sizin kadar güzel olmak yasaklanmalı. Bir bar taburesi üzerinde babamın öldüğü yaştayım. Akıl yaşta değil, başta aslında ama bende ne akıl bıraktınız ne de baş. İşte gözümde küçük bir yaş. Kaybediyorsunuz Ruhsar Hanım. İnanamıyorum, inanamıyorum. Ben de. Alçaklığın bu kadarına da yuh artık Masar. Seni karaktersiz eşek. Bir saniye, izah edebilirim bunu sana Ruhsar. Efendim. Sana demedim. Kime? Malmiye, bir saniye. Malmiye Hanım. Malmiye Hanım. Malmiye Hanım, hanım. Bir saniye Malmiye. Şimdi Ruhsar'cığım, bizim ajans için bir manken gerekiyordu. Reklam çekeceğiz. Manken arıyoruz. Baha'dan yardım istedik. Baha o Baha değil, biliyorsun. Çok değişti. Bu Baha başka Baha. O kadar değişti ki görsen o Baha bu Baha olamaz dersin. Sen de aynı şeyi söylersin. Derken... Kes sesini be, utanmaz. Madem senin yüzün kızarmıyor, o zaman ben kızartayım bari.
Ruslan, Ruslan dur, bir şey yapma. Kız el alemin yanında bana... Ne yaptın bana? Ya yavrum, minik kuşum, ne oldu sana? Abi ne oldu? Anne, ne oldu, ne oldu? Bu suratın hali nedir? Ha, ben böyle tamam. Kırmızı surat birisiyle evlenemem. Ay, evladım, kırmızısı ayol? Aa, evladım yüzün kıpkırmızı, kan beynine çıkmış, tansiyondan öleceksin. Eyvahlar olsun, siz hepiniz gözcüye, yeşil ayol. Bu ne renk bu? Turuncu. Turuncuysa bu da yeşil. Allah Allah. Merhaba Firdevs. Nasılsın? İyiyim. Hatta şahaneyim. Yakında daha da mutlu olacağız. Bana bak Firdevs. Yani buluşmaya gelirken sürekli yanında bu yer cücesini getirmene sinir oluyorum. Sen benim evleneceğim adam hakkında böyle konuşamazsın. Peki özür dilerim. Konuşmam canım. Bu maymun niye bu şekilde giyinmiş? Firdevs Hanım'la evleneceğiz de damatlık kıyafetim hazır vaziyette olsun diye. Nasıl ama zeka? Gebertirim lan seni. Gebertirim. Gebertmeyi bırak da sen gidip abimle konuş. Tamam bırak. Çekil, tamam bırak. Çekil. Tamam konuşacağım. Bu sefer kesin konuşacağım. Hiç merak etme. Gül. Sen gül. Maalesef iddiayı kaybettiniz Ruhsar Hanım. Tanrım inanamıyorum ya. Masar böyle bir insan değildi. Test edildi, onaylanmadı. Yani sanki bütün bunlar bir kabus gibi. Yemin ederim Masar böyle bir insan değildi. Evet, evet gerçekten Ruhsar doğru söylüyor. Masar Bey çok efendi, saygın, çok iyi kişilikli bir insandır. Onun böyle bir şey yapacağına ben bile inanmıyorum. Anlıyorum ama sizinle bir anlaşma yaptık. Ve bu anlaşmaya göre davranmamız gerekiyor. Buyurun cehenneme gidiyoruz. Lütfen sizden bir şey rica edebilir miyim? Son bir kez fani tarafa gidip kocam Masar'a veda edebilir miyim lütfen? Ne olur. Lütfen benim hatırım için. Peki. Teşekkür ederim. Bana bak Allah'ın cücesi. Her şeyi dadında bırak. Sinirimi bozma. Zaten suratımın rengiyle kafayı yedim. Allah Allah. Tamam hadi görüşürüz. Ne diyorsam onu yap hadi. Biz geldik. Kız bu ne hal? Benden beter olmuşsun. Bir daha senin yanına gelemeyeceğim aşkım. Aa, neden? Bana çok mu kızdım? Allah Allah. Bu mandraki kılıklı adam da kim? Evet hem sana çok kızdım hem de sana onu anlatmaya çalışıyordum. Bu mandraki kılıklı adam şans meleği. Ben cennette bir iddiaya girdim ve senin sayende de iddiayı kaybettim. Kaybettim. Artık bundan sonra cehennemde zebanilik yapacağım aşkım. Hadi ya, hadi, hadi ya, hadi ya. Olamaz böyle bir şey. Bari senin rengini düzelteyim aşkım. Hadi düzelt bakalım. Ha, hadi. Gerçekten değiştirdin değil mi? Ha, sağ ol. Kendine iyi bak aşkım. Ruhsar'cığım canım benim seni çok özleyeceğim ve hiçbir zaman unutmayacağım. Ayrıca kendimi de hiç affetmeyeceğim. Benim yüzümden başına bütün bunlar geldi. Boş ver aşkım sen mutlu ol yeter benim için. Ama böyle konuşma ya beni üzme. Beni sabahları kim abuk subuk şeyler yapıp uyandıracak? Beni kurbağa yapacak, tavşan yapacak, yeri gelecek palyaço yapacak. Böyle tabaklar havalarla dolup uçacak kahvaltılar. Sus aşkım daha fazla üzme beni lütfen. Hadi artık. Benim gitmem lazım. Hayır Ruhsar Hanım. Ben tek başıma dönüyorum. Siz kalıyorsunuz. O ne demek oluyor anlamadım. Ben anladım. Birbirinizi çok sevdiğinizi anladım. Bu durumda iddiayı kaybettiğinizi söyleyemem. Ama kazandığınızı da söyleyemem. En iyisi her şey eskisi gibi olsun. Bir süre sonra normale döneceksiniz. Hoşça kalın. Birbirinizi daima sevin. Güle güle. Benim güzel zebanim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale butansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık Ruhsar.
hatim ölmemiş.